Osmanlı'nın son kahramanlarıydı onlar. Devletin yenilmişliğine, tükenmişliğine çare olma derdindeydiler. Osmanlı'ya eski ihtişamını kazandırmak en büyük idealleriydi. Onlar dünyaya düzen veren Türk kahramanlarıydılar. Yokluk ve sefaletin kol gestiği, yiyecek olarak sadece süpürge tohumlarının kaldığı, cephanenin bittiği o günlerde "Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın, etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız dağılmadan şehit olursam, kefenim, lifim, sabunum çantamdadır. Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide dikeceklerdir" diyerek Edirne'yi 1. Balkan Savaşı'nda savunan Mehmet Şükrü Paşa adeta yiğitliğin tanımını yapıyordu. Peki ya neydi on binlerce insanın öldüğü Balkan savaşları? Neden çıkmıştı ve neler yaşanmıştı bu savaşlarda? Rusların iki temel politikasından biri Osmanlı Devleti'ni yıkıp Slavları birleştirip Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını Slav devletleri arasında paylaştırmak, ikincisi de Boğazlara yerleşip sıcak denize eğmekti. Osmanlı Devleti'ni yıkmak ve Türkleri Rumeli'den atmaksa karanlık hayallerine açılan pencereydi. Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik akımları Balkanları da karıştırmaya başlamıştı. Bu durumu fırsat bilen Ruslar, Balkan milletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı örgütleyip silahlandırdı. Oysa Osmanlı Devleti çatısı altında bütün milletler birbirleriyle huzur içinde yaşıyorlardı. Görkemli, büyük bir ağacı oluşturan dalların ayrı birer ağacı olma hevesine kapılması ve ağacı kıskananlarca kışkırtılarak dallarının gövdeden kopartılmasıydı şüphesiz Balkanlarda yaşanan. Osmanlı'ya karşı Sırp-Bulgar İttifak Anlaşması'nı Bulgar-Yunan İttifakı izlemiş, ardından da Karadağ, Bulgaristan'la sözlü ittifak yapmıştı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyetine son vermek için çıkarılan bu savaş, Osmanlı Devleti için 1876 Türk-Sırp ve 1877-78 Türk-Rus savaşlarıyla birlikte başlayan trajedinin son perdesiydi bir bakıma. Bir ayağı Adriyatik Denizi'nde, bir ayağı Yemen'de, bir eli Girit'te, diğeri Basra Körfezi'nde, 3 kıtaya hükmediyordu Osmanlı Devleti. Hem farklı dinlere hem de farklı milletlere kucak açmıştı. Uzun yıllar hoşgörü rüzgarlarının estiği Balkanlar bugünkü durumuyla Romanya'nın güneyi, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Slovenya, Kosova, Arnavutluk, Batı ve Doğu Trakya'yı içine almakta, buralarda Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak Sırplar, Bulgarlar, Yunanlılar, Hırvatlar, Arnavutlar, Rumlar, Karadağlılar yaşamaktaydılar. Osmanlı Devleti'nin adil yönetim anlayışı, halkın dinini, malını, canını, namusunu güvence altına alması, halkların barış içinde bir arada yaşamasını sağlamıştı. Bölgedeki farklı etnik kökene ve dine sahip olan halklara gösterdiği hoşgörü ve adalet, bu milletler tarafından da ifade edilen bir gerçektir. Osmanlı Devleti, dünya tarihinin en uzun ömürlü ve en büyük devletlerinden biri olmuştur. Onun böylesine etkili ve görkemli kılan, üstün askeri gücünün yanı sıra idaresi altındaki milletlere tanıdığı haklar ve yöneticilerinin adalet, hoşgörü gibi güzel özellikleriydi. Ancak 1789 Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımları kısa zamanda Balkanları kaynatmış, bu milletler
Rusya'nın Slav halklarının birleşmesine yönelik panislavizm kışkırtmalarıyla Osmanlı'ya baş kaldırarak bağımsız birer devlet olmuşlardı. Sıra kendi aralarında birleşip Rumeli'deki son Osmanlı topraklarını istila etmeye gelmişti. Nasılsa Osmanlı Devleti isyanlar, ağır borçlanmalar, savaşlar, antlaşmalar, hükümetteki karışıklıklar ve ordu içi siyasi kavgalarla yeterince kan kaybetmişti. Avrupa'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalesini engellemek için ilan edilen birinci meşrutiyet, iç karışıklıklar nedeniyle sona erdirilmişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çabalarıyla ilan edilen ikinci meşrutiyet sonrasında da karşı faaliyetler ve 31 Mart olayı meydana geldi. Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılan ayaklanmanın sorumlusu olarak 2. Abdülhamit görülmüş ve İttihatçılar tarafından tahttan indirilerek yerine kardeşi 5. Mehmet Reşat Padişah yapılmıştı. Dışarıda ve içeride tüm talihsizlikleri aynı anda yaşayan Osmanlı Devleti, parçalanmaya en uygun durumda ve dönemdeydi. Bu durumu fırsat bilen İtalya, vakit kaybetmeden Trablusgarp'a saldırır. Trablusgarp'ta bulunan kuvvetler İtalya'ya gereken cevabı verecek güçte değillerdi. Erkan-ı Harbiye'nin subayları serbest bırakması üzerine, kıyafet değiştirerek Trablusgarp'a giden ve halkı İtalyanlara karşı örgütleyen Mustafa Kemal, Enver Bey gibi gönüllü Türk subayları, Derne ve Tobruk'ta büyük başarılar kazanmışlardı aslında. Ancak Balkanlarda savaş seslerinin duyulmasıyla yaralı arslana saldıran sırtlan misali payını almıştı İtalya. Durmak, dinlenmek yoktu Osmanlı'ya. Şimdi sırada Balkanları kan gölüne çevirecek düşmana karşı durma vaktiydi. Her türlü hazırlığını tamamlayarak savaş ilan eden Balkan devletlerine karşı yorgun düşmüş Osmanlı Devleti'nin yeterince hazırlığı yoktu. Sofya elçiliğinden hariciye nazırı olan Asım Bey, 15 Temmuz'da Meclis-i Mebusan'da Balkanlardan imanım kadar eminim diyerek savaş çıkacağına ihtimal vermediğinden sadece Rumeli'de 70 bin asker terhis edilmiş, ordunun yığınağı ve savaş düzeni zamanında gerçekleştirilememişti. Erzak yetersizliği, ulaşım ve ikmal sorunları da ordunun belini büküyordu, ancak ordu içinde yaşanan çekişme ile en büyük tehlike. Hem de yek vücud olunması gereken günlerde. Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ne yazık ki Akif'in bu birlik beraberlik uyarısına rağmen, ordu içerisindeki partizanlık ve bölünmelerle disiplin fena halde bozulmuştu. Savaş kaçınılmaz bir şekilde kapıya dayandığından Osmanlı Devleti savaş için ordusunu ikiye ayırdı. Batı ordusu Makedonya ve Arnavutluk'ta Sırp, Yunan ve Karadağlılara karşı, Doğu ordusu ise Trakya'da Bulgarlara karşı savaşacaktı. Balkanlar yeşile inat kırmızıya bulanacak, Edirne'de Meriç, Tunca ve Arda nehirleri maviyi unutacaktı. Manastır Sırpların, Selanik Yunanistan'ın eline geçecek, Bulgarlarsa Edirne'yi alarak Çatalca'ya kadar ilerleyeceklerdi. Osmanlı Devleti Rumeli'de ilk fethedilen yerleri kaybederken, bu feci yenilgi karşısında sadece Yanya Yunanlıların, İşkodra Karadağlıların ve Edirne Bulgarların kuşatmalarına karşı savunmalarını sürdürecekti. Halk Edirne'yi kaybettiğinde beraberinde neleri kaybedeceğini iyi biliyordu. 1361 yılında Lala Şahin Paşa tarafından fethedilmişti Edirne. 1. Murad'ın layık gördüğü başkentlik unvanını İstanbul'un alınışına kadar 92 yıl boyunca korumuştur. Camileri, çarşıları, köprüleri, tarihi evleriyle mimari yenilikler burada başlamış, hat ve süsleme sanatının en güzel örnekleri burada verilmişti. Dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından biri, Osmanlı Devleti'nin ve Edirne'nin simgesi olan Selimiye Camii, bu topraklardan yükselir minaresiyle göklere. Kültürel mirasın
en yoğun hissedildiği bu ata yadigarı Serhat şehri elbette canlar dişe takılıp savunulacaktı. Ancak sonuç kaçınılmazdı. Yaşanan mağlubiyetle Müslüman halkın göçe zorlanması 93 bozgununun tekrar yaşanmasına neden oldu. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden 93 Harbi'de denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı da Rusya'nın bitmek bilmeyen sıcak denizlere inme hayaliyle başlamış, Osmanlı Devleti'nin ağır mağlubiyetiyle son bulmamış mıydı? Rus birlikleri ve Bulgarların yaptığı katliamlar, Rumeli'deki Türk nüfusunu ciddi şekilde azaltmış, Balkanlardan Anadolu'ya uzanan yollar göçmen kafileleriyle dolmuştu. Türklerin büyük bir kısmı göç yolunda yine Ruslar ve Bulgarlar tarafından hunharca katledilmişti. Türk tarihinin en büyük göç faciasıydı yaşanan. Uyumayan düşman yıllar sonra tekrar harekete geçmiş, Balkan savaşlarıyla tarih yeniden tekerrür etmişti. Bulgar zulmünün milli vicdanlarda unutulmadan yaşamasına yol açacak tarihin bu kanlı sayfası, yıllar sonra Edirne'de Kıyık Tabya'da kurulan Şükrü Paşa Anıtı ve Balkan Savaşları Müzesi'nde tekrar hatırlanacaktı. Tabyalar şehrin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için genellikle bölgenin hakim tepesine veya dağ yamacına yapıldığından Kıyık Tabya'da Edirne'ye hakim bir tepede konuşlandırılmıştı. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Edirne'nin savunulması amacıyla inşa edilmiş olan 30 tabyadan biriydi Kıyık Tabya. Hıdırlık Tabyası ile birlikte Edirne savunmasını gerçekleştiren Şükrü Paşa ve kurmayları tarafından komuta kademe bölgesi olarak kullanılmıştı. Kıyık Tabya'nın Balkan Savaşı Müzesi haline getirilmesi çalışmalarına Edirne Valiliği'nin katkıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına görevlendirilen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Temmuz 2000 tarihinde başlanmış olup 4 ay gibi kısa bir sürede 28 Kasım 2000 tarihinde tamamlanmıştır. 14 bölümden oluşan müzede Edirne halkı tarafından bağışlanan silah, belge ve mühimmatlar da sergilenmektedir. Kıyık Tabya'nın ana giriş kapısından geçerken, savaş günlerinde telaşla ve heyecanla koşan Mehmetçikleri hayal etmek hiç zor değil. Sağ ve sol yanlarda bulunan savunma mevzilerine baktıkça, askerin o günkü telaşı görülür, ayak sesleri duyulur adeta. Duvarlara asırlar süren hasret duygularının yürek burkan sesleri yerleşmiş gibidir. Tüyleri diken diken eden bu mekan, Balkan savaşlarında Sırp, Karadağ, Yunan ve Bulgarların ortak emellerine geçit vermemek için 153 gün amansızca savunma mücadelesinin verildiği yerdir. Şükrü Paşa ve silah arkadaşlarının cesaret, feragat, fedakarlıkla yoğurduğu buralarda özgürce dolaşabilmemizin bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizin manevi varlığının doğurduğu bir ibret sahnesidir. Düşünün ki haşrolan kan, kemik, etin yattığı bu tümsek, amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Sergi, konu mankenleri ve panoların yer aldığı müzede afişlerde bulunmaktadır. Bu afişlere bakıldığında yapılan zulmün boyutları dehşet olarak tanımlanabilir. Thank you.
erkeklerin katledilip ağızlarının burunlarının kesildiği, hamile bir kadının karnının kılıçla yarılıp öldürüldüğü ve ceninin çıkartıldığı afişler yer almaktadır. Bir kayınpederin gözleri önünde gerçekleştirdikleri bu vahşeti, "Bak bir torunun oldu" sözleriyle bir de alay konusu etmişti caniler. Vahşet sergilemekte birbirleriyle yarışan Bulgarlar, açtıkları su ve ateş kuyularını ise gözlerini kırpmadan Müslüman Türklerle doldurmuşlardı. Bu yüzden asker kılıcını biliyordu düşmana. Gözü gibi bakıyordu tüfeğine. Her biri altın değerindeki cephaneleri boşalttıktan sonra arabalar boş dönmüyordu kışlaya. Gidiş yolunda cephane, dönüş yolunda gazilerdi yolcusu. Savaştı bu. Konfor arayacak değildi elbet Mehmetçik. Ne Mehmetçik, ne kadınlar, ne çocuklar. Hiçbiri rahatını düşünecek durumda değildi. Kadınlar bebeklerini sarmaları gereken kundaklarda cephane taşımışlardı. Bebekler kundaklarından, analar evlatlarından vazgeçmişti vatan uğruna. Daha nelere katlanmamışlardı ki? O kanlı yıllar şimdi tablolara sızıvermiş birer birer. Yaşanan acıları, renkler kendine has diliyle anlatıyor bu tablolarda. Açlık, yorgunluk dayanılmaz hal almıştı. 24 saat görev başındaydı Mehmetçik. Uyumaya vakit bulamasalar da halsizleşen vücutlarını bir nebze olsun dinlendiriyorlardı bu küçücük koğuşta. Tabyanın en az kullanılan bölümüydü belki bu koğuş. Mehmetçikler burada kısa süreli de olsa kendileriyle baş başa kalıyor, vatan savunmasına kopan kol ve bacakların hıncı da ekleniyordu. Kılıç bilercesine, ruhlarını biliyorlardı topraklarına kasteden düşmana. Halk da asker gibi hem düşmanla hem açlıkla savaşıyordu aslında. Bulgarlar bir taraftan zulüm yaparken, bir taraftan yaptıkları zulmü affettirmek istercesine ekmek dağıtmak istiyorlardı kadınlar ve çocuklardan oluşan halka. Birçok Türk kadını Bulgarların dağıttığı ekmeğe tenezzül etmedi. Onlar kanlı katillerin elinden ekmek yemektense ağaç kabuklarını kemirmeyi yeğlediler. Aylarca süpürge tohumu yediler Mehmetçikler gibi. Açlık beklenilmeyen bir durum değildi. Ancak beklenilmeyen bir şey vardı ki o da gösterilen dirençti. Edirne'ye müdafaa için gönderilen Şükrü Paşa'dan 40 gün savunma yapması istenmişti. Sonrasında İstanbul'dan yardım gelecekti. İstanbul'dan yardım gelmedi fakat teslim de olunmadı. Olağanüstü fedakarlıklarla yapılan savunma yaklaşık 5,5 ay sürdü. Askerin açlıkla mücadelesi savaşın kendisi kadar çetindi. Yaşam bölümündeki depoda bulunan bir aylık erzakın 5 ay yetmesi mümkün müydü? Buğday çorbası ve üzüm hoşafıyla öğünler geçirilir olmuştu. Ekmekler una süpürge tohumu ya da kum katarak çoğaltılmıştı. Müzik
asker yine de şükrediyordu haline. Bu kadar da olsa devlet veriyordu ya yiyeceğini. Kolay değildi tabii, savaştaydılar, çok şükürdü hallerine. Yiyeceğin biteceği, askerin halkın aç kalacağı günler de gelecekti. Açlık dayanılmaz oldukça ağaç kabukları bile kemirilecek ama düşmanın teslim ol teklifleri reddedilecekti. Savaş şartlarında yenilenler, açlığın inanılmaz boyutta olduğunun, mücadelenin şüphesiz son noktaya kadar yapıldığının en acı kanıtıydı. Edirne müdafisi Mehmet Şükrü Paşa, yokluk ve hastalık karşısında süpürge tohumuna bağlı yaşamları yüreklendirmek için tüm mevzilerde askerle zaman geçiriyor, onlarla aynı yemeği yiyordu. Selimiye'de okunan Kur'an-ı Kerim ve ezan sesleri, getirilen tekbir ve salavatlar askerin maneviyatını perçinliyordu. Savaşın en kritik kararlarının alındığı komuta yerinde saygı nöbetçileri dimdik ayaktaydılar. Savaşın planlarını hazırlarken komutanlar, mazgal pencerelerinden gözetleme yapan erler görev başındaydılar. Muhabereci Er de görev başındaydı. Tarih 26 Mart 1913 saat 7:20. Şükrü Paşa gösterdiği olağanüstü direncin sonuna gelmiş, içi kan ağlarken durumu muhabereci Er vasıtasıyla başkomutanlığa bildirmekteydi. Her türlü zorluğa göğüs germelerine, düşmana metanetle karşı koymalarına rağmen hiçbir yardım imkanı kalmadığı an teslim olmuştu Şükrü Paşa. Tıpkı bir çocuğun öz annesi olduklarını iddia eden iki kadına, "Birer kolundan çekin, kimin elinde kalırsa odur çocuğun annesi" diyen kadı karşısında, öz annenin yavrusunun canını acıtmamak uğruna diğerine bıraktığı gibi bırakacaktır Şükrü Paşa Edirne'yi. Harap olmasına yüreği dayanmayacaktır Selimiye'nin ve daha nice ecdat şaheserlerinin. Hıdırlık tabyasında bulunan telsiz direğine beyaz bayrak çekilerek savaşın sona erdirildiği bildirilir. Zaman kaybetmeden Edirne'ye giren Bulgar orduları kumandanı General Ivanov, Şükrü Paşa'nın kılıcını teslim almış, ancak savunmada gösterdiği kahramanlık nedeniyle kendisine hayran olan ve saygı duyan Bulgar kralı Ferdinand bir gün sonra bu durumu öğrenerek generali azarlamıştı. Şükrü Paşa'dan özür dileyerek askeri törenle kılıcını kendisine iade etmiş ve "Bir yanlışlık olmuş. Teslim anınızda kılıcınızı da vermişsiniz. Şeref dolu bir savaş sayfasını imzanıza attınız. Kılıcınızı lütfen kabul buyurunuz. Sizi ağırladığım ve sizin gibi inanılmaz bir savunmayı gerçekleştiren askerlerle dövüştüğüm ve şimdi de beraber olduğum için gurur duyuyorum" diyerek barış yapılana kadar paşayı bir esir gibi değil, misafir gibi ağırlamıştı. Şükrü Paşa'nın yaptığı bu kahramanca savunma dünyada yankılar uyandırmıştı. Fransız Le Petit Journal dergisi de hayranlığını saklayamayanlardandı. Şükrü Paşa'nın askerlik sevgisi ve kabiliyeti çocuk yaşlarda başlamıştı. Erzincan Askeri İdadisi'nde tahsile başlamış, 1879 senesinde topçu temini olarak harbiyeden mezun olmuştur.
Almanya'da İmparatorluk 3. Topçu Hasta Alayı'na tayin edilerek 4 seneden fazla Prusya'nın büyük askerler yetiştiren Potsdam Garnizonu'nda eğitim görmüştür. Burada üsteğmenliğe ve kıdemli yüzbaşılığa terfi etmiştir. Yurda döndüğünde sıralı rütbelerini almış, 36 yaşında Tuğgeneral olmuş ve Kor Generalliğe kadar olan askerlik hizmetini ise Edirne'de geçirmiştir. Askerin siyasete karışmasını doğru bulmadığından siyasetle hiç meşgul olmamış, bunun zararlarını o dönemde yaşanan olaylarla yeterince tecrübe etmiştir. Çok sert, dürüst ve cesur bir asker olan Şükrü Paşa, üst makamlara karşı bildiği doğruları çekinmeden söylemeyi vatan borcu biliyordu. Balkan savaşlarında gösterdiği cesarete bütün dünya şahit olmuş, hatta Almanya gibi eğitim gördüğü ve askeri hayatını yakından izleyen memleketlerde anıtları dikilmiştir. Ayrıca Fransız milleti adına değerli taşlarla süslenmiş bir şeref kılıcı ve binlerce imza ile bezenmiş bir altın kitap takdim edilmiştir. Artık Edirne müdafiği şanlı mağlup Mehmet Şükrü Paşa olarak anılacaktır. Osmanlı Devleti ve Balkan Devletleri arasında 30 Mayıs 1913'te imzalanan Londra Antlaşması'yla 1. Balkan Savaşı sona erdi. Midye-Enes hattı Osmanlı-Bulgar sınırı olarak kabul edilirken, Edirne, Trakya ve Dede Ağaç Bulgaristan'a bırakıldı. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan'a, Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistan'a, Silistre'de Romanya'ya bırakıldı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi, Balkan devletleri arasında yeni çatışmalara neden oldu. Zorbalıkla aldıkları topraklar yüzünden işte birbirlerine düşmüşlerdi. Düşeceklerdi elbet. Ağlayan anaların, kınalı kuzuların, gözlerini dünyaya açmadan katledilen bebeklerin ahı, zalimleri huzursuz edecekti tabii. Osmanlı'dan en büyük payı koparan Bulgaristan'a, başta Romanya olmak üzere Sırbistan ve Yunanistan karşı çıkmış, Bulgaristan, topraklarını kaybetmemek için hepsine savaş açmayı göze almıştı. Bu karışıklıktan faydalanarak topraklarının bir kısmını kurtarmaya çalışan Osmanlı Devleti'ni İngiltere ciddi şekilde tehdit ediyordu. Zarar görmemesi için yaban ellere bırakılan çocuğun öz annesine kavuşma vakti gelmişti. Osmanlı kuvvetleri ciddi bir direnişle karşılaşmadan Edirne dahil bütün Doğu Trakya'yı geri aldı. 29 Haziran 1913 tarihinde başlayan 2. Balkan Savaşı, 10 Ağustos 1913 tarihinde imzalanan Bükreş Antlaşması'yla sona erdi. Bulgaristan'la İstanbul'da imzalanan antlaşma gereği Edirne Osmanlı Devleti'nde kalıyor, Batı Trakya Bulgaristan'a iade ediliyor, Meriç Nehri iki ülke arasında sınır oluyordu. Yunanistan'la yapılan Atina Antlaşması'na göre İmroz, Bozcaada ve Meis dışında 1. Balkan Savaşı'ndan beri işgal altında tuttuğu adalar Yunanistan'a bırakıldı. Sırbistan'la genel mahiyette imzalanan barış antlaşmasıyla Balkanlarda kaynayan sular duruluyordu. Balkan savaşları, Türklerin tarih boyunca uğradıkları en büyük felaketlerden biridir. Çok kısa sürede toprak kaybedilen bu savaşın sonunda, Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan Balkanlardaki Türk toprakları çok küçüldü. Kültürümüzün önemli merkezlerinden Yanya, Manastır, Üsküp, Selanik elden çıktı. Peki ya elimizde ne kaldı? O günlerden günümüze Batı Trakya, Ege Adaları, kıta sahanlığı sorunları yanı sıra, Doğu Trakya ile asırlardır Rumeli'de yaşayan on binlerce insanımızın hunharca katledilmiş bedenleri ve bütün mal varlığını geride bırakıp sefaletle yollara düşmüş Müslüman Türklerdi elimizde kalan. Balkan savaşları esnasında 225 binden fazla Müslüman yalnızca açlıktan ölmüştü. Balkan savaşlarında şehit düşmüş askerlerin dikilen şehit anıtlarının resimleri ve destanlaşan öyküleridir bu bonetin içindeki. Bu kabaran toprağa yüzünü sür, kucakla. Elbette bağ vardır olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin.
bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Şimdilerde sessizliğe gömülmüş bir konferans salonu. Olması gerektiğinin aksine top sesleriyle yankılanan bir kütüphane ve yeni kimliğiyle sergi salonu. Tabia'nın kalbi sayılan bu bonnet, Erat'ın bir araya geldiği toplantı salonuydu. Burada en içten duygular dile gelir, inanç ve iman tazelenirdi. Bir önceki içtimada helalleşen kader arkadaşlarının manevi varlığından güç alarak, şehadet şerbeti içmek arzusuyla yanan yüreklere su serpilirdi. Harp celilesi tutulur, kanla yazılan tarih resmileşirdi. Tarihin sessizliğine gömülen bu kubbeler, birer sanat şaheseri olarak hala çınlamaktadır. Bütün heybetiyle oturan kumandan ve onu can kulağıyla dinleyen bir avuç insanın manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Cephakar ordunun kullandığı silahlar, cephaneler, mermiler, kılıçlar ve müze anıtının yapım çalışmalarına ait resimlerdir bu tabloya sığan. Edirne halkı, Balkan Savaşları'na ait tarihi eserleri, tarihe yön veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne armağan etmiştir. Geçmişi bugüne taşır, yetenek ve beceri geliştirme merkezinde eğitim gören erbaş ve erler tarafından yapılan tablolar, camlardan Şükrü Paşa'ya devamlı bakın. Görüyor musunuz? Aynalara bakın. Bakın aynalar var. Karşılıklı aynalar yerleştirilerek bu aynadan diğer ayna, diğer aynadan da bütün ova görülmüş. Tunca ve Meriç Nehri'nin kıyıları ve böylelikle bu aynalardan düşmanın her an nereden geldiğini gözlemlemiş ve anlık stratejiler belirlemiş. Şanlı bayrağı dalgalandırmak uğruna Şükrü Paşa'nın üzerinde çalıştığı savaş planı. Türklerin Avrupa topraklarındaki hakimiyetinin kalıcılığını dünyaya ispatladığı Sırp sındığı zaferini anlatan bonettir burası. Haçlı ordusu, Türkleri Rumeli'den çıkarmak için 60 bin kişilik bir kuvvetle Edirne'ye yürüdüğünde Lala Paşa komutasında 10 bin kişi bulunmaktaydı. Hiçbir direniş görmeden Meriç'i geçen düşman kuvvetleri, kazanacakları zaferden emin olarak eğlenceye dalmıştı. 21 Ekim 1363 gecesi Hacı İlbey, Malka Bey ve Kurt Bey komutasında üç koldan baskın şeklinde taarruz eden Türk askerini karşısında gören Haçlı ordusu paniğe kapılmış, kral, komutan ve askerleri can derdine düşmüşlerdi. Türk askeri kendisinden 6 kat büyük düşman ordusunu yenerek Sırp sındığı zaferini tarihe altın harflerle yazmış, bu zaferle Edirne ve Anadolu'yu düşman istilasından korumuştu. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmıştı Edirne. Nice kültürlerin buluştuğu tarihin ender hazinelerini bağrında yüzyıllardır saklarken, yürek parçalayan göçlere, zulüm ve işkencelere tanık olan Türk'ün sefer ve zaferlerine bayrak olmuş kutsal mekanlar ve abideler diyarıdır. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan
can verme sırrına erenlerindir. Edirne'yi savunmak için yapılmış her bir tabia. 6 kilometre yarıçapı olan bir alanda hepsi birbirine 1-2 kilometre uzakta. Edirne için birer direnek noktasıydı 30'u da. Demirtaş, İstasyon, Orta, Arda, Hıdır, Aynalı, Başkemer, Abdurrahman, Muhittepe, Karagöz, Cezaevi, Yıldız, Ayvaz Baba, Tekgöz, Kestanelik, Kimyalar, Kafkas, Bosna ve Kıyık Tabya. Her birinin ayrı hikayesi vardır bu kutsal savunmada. Yıldız Tabya, Kestanelik, Ayvaz Baba ve Taç Tabya teker teker düşman eline geçince, Hıdırlık Tabya'da bulunan ve Edirne savunması sırasında 6 ayın birçok günü askeriyle birlikte süpürge tohumu yemiş olan Şükrü Paşa, yanındakilere artık her şey bitti. Ali Çavuş, vatanımız düşmanların istilasına uğramıştır. Eğer ben ölürsem, cesedimi şehit kardeşlerimle birlikte buraya gömün dediğinde, Şükrü Paşa'nın bu sözleri yanında bulunan bir yüzbaşıya öyle dokunmuş olacak ki, hemen paşam ben de sizinle beraberim diyerek belindeki kasaturayı çıkarıp kalbine saplamıştır. Gezi güzergahında yolun her iki yanında tarihin tanığıdır her bonet. Tüm yaşananlara. Bir zamanlar sesiyle kulakları sağır, gücüyle ortalığı yerle bir eden bu toplar, müze bahçesinde sessizliğe terk edilmiş şimdi. Bulduğu yere uzanan yorgun savaşçı misali. Başlar dik, ama sızlar yürekler yol aldıkça. Dökülüverir duygular bir kağıt bir kalem buldukça. İçine akıtır gözyaşını Balkan Savaşı'ndaki gazilerin, şehitlerin çocukları. Unutmayacaktır atasının yaşadıklarını. Bir şehit ki, mektubunu önceden hazırlamıştı gelecek nesillere. Anasına, bacısına, sevdalısına değil, gelecek nesillere yazmıştı bu mektubu. Anlasınlar ve unutmasınlar diye yaşananları. Yurt için verdik aziz canımızı. Zaman düştükçe alın intikamımızı. Kalbinizden silmeyin düşman mezalimini. Bizden esirgemeyin mübarek Fatiha'nızı. Şükrü Paşa'ya Fransız milleti adına hediye edilen altın kitapta şöyle denilmektedir. Her taraftan tehdit altında kalan devletiniz en çaresiz musibete mahkum gibi göründüğü sırada, siz baş kaldırınca hayretler içinde kalan dünya, böyle evlatlar yetiştiren bu ırkın ilerlemesini damarlarındaki kana bağlamaya itirafa mecbur olmuştur. Göğsünde imanı, kalbinde vatan aşkı ninnilerle nakşoldu benliğine. Kocaman yürekler siper oldu topa tüfeğe. Müzeyi kuranlar
dilde yad olsun. Bu asil millete aydınlık olsun. Murat cemalinde kendini bulsun. Şimdi gönüllerde yar Şükrü Paşam. Vatan uğruna can veren ecdadımızı unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Ruhunuz şad olsun. Yaşta değil.